ile kaldığımız yerden tekrarlarımıza son hızıyla devam ediyoruz. Keyifler yerinde umarım sıkmıyorumdur sizi. Siz sıkılıyor musunuz? Aynen. Ne sıkılacaksın? Önünüzde çay. Çubuk krekeriniz, tatlınız. <laughs> Keyifleri paşada yok. Oh. Maşallah. Arkadaşlar da öyle yapıyorlar. Bak. Bence de öyle yapıyorlar tabi izlerken İzlerken bazen paylaşıyorsunuz ya, hikayeler. Böyle nasıl şekerler, çikolatalar, çaylar, kahveler. <laughs> Dikkat edin kilo almayı sınav hazırlanırken tamam Sonra verilmiyor. Evet arkadaşlar yasama mecliste yürütme dedik. Yürütme kimdi? Cumhurbaşkanı. Yürütme yetkisini Türk Milleti adına Cumhurbaşkanı kullanır diyoruz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü ve birliğini temsil eden kişi Cumhurbaşkanı'dır. Cumhur halk demek zaten değil mi? Halkın, devletin başkanı, Cumhurbaşkanı dedik. Şey gibi slogan gibi oldu biraz ama. Acaba Cumhurbaşkanı olmak için gereken koşullar nelerdir? Dedim ki Cumhurbaşkanı olacağım. Neyse ki daha yaşım tutmuyor Allah'ım. Tutmasın ya Rabbim ya. Düşünsen o zaman 40 yaşını falan doldurmuş olacaktım yani. Yaşlanıyoruz ya hayat. Neyse yaşlanıyoruz demeyelim. Olgunlaşıyoruz. Bir yaş daha alıyoruz. Ben üzülüyorum bazen yaşlanıyorum diye. Size de oluyor mu? Hocam sigaretin decisini. Tamam şu anda gençim ama. 10 sene önce daha gençtim. Hayat gerçekten hızlı akıyor arkadaşlar. Zamanın değerini bilmek lazım. Çünkü dün gerçekten yokmuş gibi. Klişe olacak biraz ama diyorlar ya dün yaşandı. Yarın daha yaşanmadı ne olduğu belli değil. Önemli olan şimdi ne durumdayız? O bizim için çok önemlidir. Geçmişten tabii ki dersler de almayı ihmal etmemeliyiz. Bizim tecrübelerimiz olarak hepsi ne yapıyor? Yansıyor. Moralim bozuldu şimdi niye böyle yaşlandım falan dedim ki. Neyse 40 bin kere hepimize maşallah diyelim. Cumhurbaşkanı olmanın koşulları nelerdir? Bir, öncelikle diyor ki ne vatandaş olması lazım? Türk vatandaşı olmak. Vekillik de yaş 18'di. Cumhurbaşkanına diyor ki 40'ı çıkacak. 40'ın uçur gel. 40 yaşa doldurmuş olmak. Vekil en az ilkokul mezunu olacaktı. Cumhurbaşkanı da ne diyorum arkadaşlar? Yüksek öğrenim mezunu olmuş olması gerekir. Yüksek öğrenim mezunu olmak. Vekil olmak zorunda değil. 82 Anayasası meclis dışından da Cumhurbaşkanı olabilmenin yolunu zaten açmıştı. E, vekil olmayan bir kimse yani meclis dışından bir kimse de cumhurbaşkanı olabilir. Ama vekil seçilme koşullarını taşıyacak saymıştık ya yasamada. Milletvekilme seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir der. Tamam mı? Sahip olmak. Bu koşulları taşıyorum. Ben fotoğrafları bastırdım. şak 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 dedim ki adayım. Olur mu? Hayır. Bu koşulları taşıyan birileri birileri tarafından aday gösterir. Kimler Cumhurbaşkanlığına aday gösterir? Mis gibi bir soru olur. Bakalım diyor ki bir siyasi parti grupları Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilir. Siyasi parti grupları. İki en az 100 bin seçmen. Yani artık bizler de Cumhurbaşkanlığına aday gösterebiliyoruz en az 100 bin seçmen. Ve son yapılan seçimlerde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında %5'i alan partiler birlikte ya da ayrı şey birlikte ya da ayrı bir şekilde aday çıkarabilirler. Ne demek istiyorum? Biraz açayım şunu. Mesela şey düşünün. X partisi %3 aldı. Aday çıkarabilir mi? Hayır. Y %3 aldı. O çıkarabilir mi tek başına? Hayır. X ile Y bir araya gelip X, Y, 6 oldu mu? Evet. 5'i buldu ve açtı mı? Evet. O zaman X, Y partisi. Bir tane aday ne yapabilir diyorum? Çıkarabilir diyorum. Tamam mı? En az kaç bin seçmen çıkarır derse Unutmayın ki en az 100 bin seçmen aday çıkarabilir. Ay bir Başak Burcu olarak şimdi şu tahtayı ne yapacağım Cem? Bu ne? Şöyle böyle oh. <laughs> eskiden camları gazet ne şakası? Gerçek. Oh, lan Sen yapmıyor musun? Gözlüğünü falan silmiyor musun öyle? Ben gözle öyle siliyorum. Niye normal gibi davranmıyorsunuz? Böyle normal şeyler söyleyince bana tuhaf davranıyorsunuz. Allah. Neyse tam sildim artık. Demek ki Cumhurbaşkanlığı kimlere aday gösterebiliyor? Siyasi parti grupları en az 100 bin seçmen ve son yapılan seçimlerde geçerli oylar toplama birlikte hesaplandığında %5 almış partiler birlikte ya da ayrı aday çıkarabilirler. Peki 82 Anayasasında yapılan Yine 2017 anayasa değişikliğiyle artık biz de biliyorsunuz ki ne demiştik yasamada da TBMM seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılıyor ve kaç yılda bir yapılıyor? 5 yılda bir yapılır. O zaman 82 anayasasına göre Cumhurbaşkanımın görev süresi kaç yıldır derse ne diyorsunuz? 5 yıldır. yıldır diyoruz. Peki Cumhurbaşkanını kim seçer diye sorarsanız hocam sormaz demeyin çıkmış soru bu. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nı kim seçer derse ne diyeceğiz? Halk seçer. Biz de bir hatırlayalım mı? Cumhurbaşkanlığı makamı ne zaman gelmişti? Cumhuriyetimizin ilanıyla 23 yılında gelmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuştu ve o zaman dendi ki TBMM seçer. Ta ki 2007 yılına kadar. 2007'den beri Cumhurbaşkanı kim seçiyor artık? Halk seçiyor. Cumhurbaşkanı seçimi en fazla iki turda tamamlanır. En fazla ne demek? Bir de olabilir, iki de olabilir gibi değil mi? Bak şimdi şunlar hadi adayları çıkaralım. Cumhurbaşkanı seçimi nasıl yapılıyor? Arkadaşlar hadi bu kim olsun aday? Cem. Cem seni Cumhurbaşkanı adayı yapıyorum. Cem'i siyasi parti grubu göstermiş tamam mı? Bu bizim A adayımız. Şu tabii ki ben de olacağım. Benim neyim eksik? Bunu en az 100 bin seçmen beni siz aday göstermişsiniz. C geliyor. C'yi de partiler göstermişler. Hadi abartalım bizim 4 tane adayımız olsun. Tamam mı? 4 tane cumhurbaşkanı adayımız var. Halk seçer ve en fazla 2 turda yapılır dedim arkadaşlar. birinci turda benden ne ister? Bakın birinci turda eğer adaylardan biri geçerli oyların dikkat kullanılan oy demiyorum bak geçerli oy. Bin tane oy kullanıldığını düşünün. 50 tanesi hepsine de evet'e bastıysa o 50 oy geçerli değildir. 950 oydur geçerli oy tamam mı? Geçerli oyların birinci turda salt çoğunluğunu alan aday, salt çoğunluğunu alan aday ne yapar? Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci tura gitmeye gerek kalmaz. Biliyorsunuz 2023'te yaptık yeni. Cumhurbaşkanını kaçıncı turda seçtik biz? 2. 1. turda geçerli oyların salt çoğunluğu yakalanamadı çünkü. Peki olsaydı seçilecekti. Şöyle bir durum olsa mesela A geçerli oyların %40'ını almış. B ben yani geçerli oyların %30'unu almışım. C geçerli oyların %20'sini almış. D de geçerli oyların %10'unu almış. Doğru yaptım değil mi? 40, 70, 80, 90, 100. Tamam. E hiçbiri seçilemedi. O zaman bu durum yaşanırsa arkadaşlar birinci turu izleyen ikinci pazar günü ne yapılır? İkinci tur oylama yapılır. Son tura ikisi de inecek mi? Şey hepsi inecek mi? Hayır. Birinci turda en fazla oy alan iki aday iner. O zaman kim inecek? Bak A ve B iki aday indi arkadaşlar. Hangisi seçilecek? Oyların fazlasını alan aday ne olur? Cumhurbaşkanı seçilir. Peki yarına çıkacağımın garantisi var mı? Yok arkadaşlar. İki hafta vakit var. Birinci tur şey ikinci turda adaylardan biri seçilme yeterliliği kaybet. Mesela diyelim ki B'nin başına bir iş geldi. Ne olacak? Aşağı kim inecek? C inecek. A ve C yarışacak. Tamam mı? Peki C de seçilme yeterliliğini kaybetti. Aa bir şeyler oluyor dedim. Ne oluyor? Sonra A ile D yapacak. D aşlanacak. D de öldü. A tek başına kaldı. Seçilir mi? Hayır. Dikkat. Bak der ki genel bir doğru yanlış sorusu gelirse eğer <laughs> boğuluyordum ha. Tükürümde boğuluyordum. Dur <laughs> bir çay içeyim. Bir çay içeyim. Sen de mi öyle yapıyorsun? Bir de su içeyim üstüne. Çay, su. Kaybolup gitti hocam bu sınav benim. Sınav mı? KPSS'de kimi kaybetmiyor? Kaybolmayın arkadaşlar. O sınavın içinde sınav çukuruna düşmeyin. Emek verin, elinizden geleni yapın. Ama asla kendinizi kaybetmeyin. Kendinize ve ruhunuza iyi bakın. Şey gibi. Programı bitiriyor ben. Görüşmek üzere. <laughs> Devam ediyorum. Peki son tura tek aday kalırsa seçilir der. Yanlıştır. Son tura tek aday kalırsa halka der ki halk elimde bu kaldı. Olsun mu olmasın mı? Yani son tura tek aday kalması durumunda referandum yapılır diyoruz. Tamam mı? Referandum sonuçları kesindir. Halk evet derse seçilir. Halk hayır derse seçilemez. Süreç yeniden başa döner. Peki şöyle bir soru sorsam size? Cumhurbaşkanının Görev süresinin dolması ve yerine yenisinin seçilememesi durumunda yeni cumhurbaşkanı seçilince kadar kim bakacak? Ben. Söyleyin. Sen <laughs> sen olmaz. Mevcut cumhurbaşkanı. Evet var olan cumhurbaşkanı. Bak burada cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder diyemezsiniz arkadaşlar. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması ve yerine yenisinin seçilememesi durumunda yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar mevcut cumhurbaşkanı görevine ne yapacaktır? Devam edecektir diyoruz. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilmez. Artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne dedi? Bir cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi ne yapabilir? Devam edebilir. Hatta bir siyasi partinin başı bile ne yapabiliyordu? Olabiliyordu. Peki biz cumhurbaşkanımızı seçtik. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri nelerdi? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Hep birlikte. Haydi bakalım. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri. Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri. Stiletto moda geçtim yine. Ayaklar havada. Neler yapıyor? Kısaca buraya yazacağım. Çok uzun olanları yazmayacağım. Haberiniz olsa söyleyeceğim sadece. Evet, Cumhurbaşkanımızın görev ve etkileri neler? Siz de hazır olun. Stüdyo size de soracağım. Öncelikle dedim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bütünlüğünü ve birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı'dır. yürütme etkisi Cumhurbaşkanı'na aittir arkadaşlar. Bunu zaten ne yaptık? Söyledik. Yürütmenin başı kimdir? Cumhurbaşkanı'dır. Peki Cumhurbaşkanı başka neler yapar? Bir, kanunları koyan, değiştiren, kaldıran kimdi mecliste? Kanunları yayımlayan kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Harikasınız hep böyle işte kanunları yayımlamak dedik. Bir, doğru. Peki kanunları tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderme yetkisi var mıydı? Hangi kanun hariç? Hangisini veto edemiyordu? Ülke. Bak çok ezberci bir zihniyetsiz biliyor musunuz? Niye? Şimdi hangi kanun diyorum söyleyemiyorsunuz. Hangisini geri gönderemiyor? Direkt veto edemez diye sorduğumda bütçe diyeceksiniz. Ezberci zihniyetten kurtulun bakın sınav 2-3 yıldır artık anlayabildiğini gerçekten ölçmeye çalışıyor. Ezber zihniyeti yok olsun. Yok olsun. <laughs> Kanunları tekrar görüşülmek üzere meclise geri göndermek. Hangisi hariç dedim söyleyeyim bir daha bütçe kanununu gönderemez. Peki milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan meclis de onaylayan kimdi? Cumhurbaşkanı. Diyorum ki bak milletler arası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak kimdeymiş? Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında. Başka ne yapar Cumhurbaşkanı? Anca oturuyorsunuz söyleyeyim biraz. Hiç mi hatırlamıyorsunuz? Tekrar ediyoruz hep birlikte. De Şimdi bak Yabancı aynen öyle. Yabancı devletlerden gelecek temsilcileri kabul eden ve yabancı devletlere gidecek olan temsilcileri belirleyen yine kimdir? Cumhurbaşkanı. Yabancı devletlerden nokta 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 gelecek temsilcileri kabul eden ve Türkiye'den yabancı devletlere gidecek temsilcileri belirleyen. Peki, şimdi burada arkadaşlar anayasayı değiştiren kimdi? Baktığımızda mecliste ama cumhurbaşkanına da gidiyordu değil mi? Gerekli gördüğü durumlarda sayıya bağlı olarak tabii ki Anayasa değişikliklerini kime sunuyor? Anayasa değişikliklerini halk oyuna sunmak. Dikkat edin bakın. Cumhurbaşkanı kanunları direkt halk oyuna sunar dersem, genellersem yanlış. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar sadece. Cumhurbaşkanı tarafından halk oyuna ne yapabilir? Sunulabilir diyoruz. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar veren kimdi? Meclis. Ama bu yetkiyi ani bir saldırı olması durumunda meclis tatildeyse kim de kullanabilirdi? Cumhurbaşkanı da kullanabilirdi arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek. Doğru mu? Normalde bu yetki kimde ama? Mecliste değil mi? Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından ve milli güvenliğin sağlanmasından kim sorumlu diyeceğiz yine birazdan? Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Arkadaşlar Mecliste genel ve özel af yetkisi vardı. Af kanunu çıkıyordu. Cumhurbaşkanı da şöyle bir şey var. Genel ve özel af yetkisi yoktur Cumhurbaşkanı. Çünkü özel ev, özel af kişiye göre düşünmeyin. Genel af hem suçu hem cezayı kaldırır. Özel af sadece cezayı kaldırır. Cumhurbaşkanı ki böyle bir yetki değil. Cumhurbaşkanı da der ki hastalık, bunama, kocama gibi sebeplerle. Hastalık, bunama, kocama gibi sebeplerle. Belli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da ne yapmak diyoruz? Kaldırmak. Tamam? Hafifletmek ya da kaldırmak. Genel Kurmay Başkanını atayan kimdir? Cumhurbaşkanı. Genel Kurmay Başkanını atamak. YÖK üyelerini seçmek. Peki üniversite rektörlerini atayan kim yine? Üniversite rektörlerini atamak. MGK'ya başkanlık etmek gibi gibi görevleri de var. Peki başka neler yapıyor Cumhurbaşkanı? 2017 düzenlemesiyle Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarma yetkisi tanındı arkadaşlar. Yönetmelik çıkarmak. Ne zaman geldi bu yetki diyorum? 2017 düzenlemesiyle geldi. Aynen 82 Anayasası'nda yapılan 2017 düzenlemesiyle geldi. 2017 düzenlemesiyle Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye bir makam oluşturuldu biliyorsunuz ki ve dedi ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra birden fazla yardımcı atayabilir. O zaman şöyle söylesem bizde bakanları atayan ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını atayan kim Cumhurbaşkanı? Bakanları ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını atamak ve görevlerine son vermek. Kimin göreviymiş görevlerine son vermek. Üst kademe yöneticileri atamak üst kademe yöneticilerini atamak. Arkadaşlar vali gibi düşünün mesela. Burada bir parantez açıp şunu söyleyeceğim. Dikkat! Üst kademe yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Bunu unutmuyorsunuz. Anlaştık mı? Başka Cumhurbaşkanı acaba neler yapar? Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj vermek. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj vermek. Tamam. Başka? Olağanüstü hal ilan etmek. O hal ilan etmek. Başka ne vardı? Atladığım bir şey var mı arkadaşlar? Yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak. Yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak. Milletler Arası onaylanmasını söylemiştik. Evet, sayın. Var mı başka? Benim atladığım bir şey yok değil mi? Genel olarak hepsini saydık. Evet, tamam. Kitabınız yok mu? Bir baksaydınız. baksaydınız. <laughs> evet, tamam. Genel olarak görev ve yetkileri bunlar arkadaşlar. Bunun dışında başka şeyler de var. Mesela birazdan diyeceğim ki, Devlet Denetleme Kurulu'na başkan ve üye seçmek, MGK'ya başkanlık etmek, MGK'yı toplantıya çağırmak gibi şeylerden de söz edeceğiz diyeceğiz. Tamam Burada şuna dikkat edin bak kanunu koyan değiştiren meclisken yayımlayan cumhurbaşkanı milletler arası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulan meclisken onaylayan kimdir arkadaşlar? Yine cumhurbaşkanı. Milli güvenliğin sağlanmasından da kim sorumluydu yine? Cumhurbaşkanı diyoruz. Peki şimdi cumhurbaşkanımızın görev ve etkilerini de gördük. Anayasa dedi ki cumhurbaşkanı seçildikten sonra birden fazla ne yapabilir? Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Birazdan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar başlığımıza da zaten gireceğim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı görevlerini yaptı ya bu görevlerindeki sorumluluk ne önce bir ona bakalım tamam mı? Cumhurbaşkanı ile alakalı sorumluluğu nedir? Şimdi bizde Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma acaba açılabilir mi? Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili bir suç işledi iddiası varsa Cumhurbaşkanı hakkında önce soruşturma önergesi verilir arkadaşlar. Bak meclis soruşturmasında kime anlattım ben buna sadece soruşturma diyorum ben. Meclis soruşturması bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısındaydı. Buna direkt soruşturma dedim. Usulü aynı aslında bunun da. Soruşturma önergesinde bulunuyordu. Öneri değil mi? Önergesi. Soruşturma önergesinde en az üye tam sayısının neyi veriyordu? Salt çoğunluğu. Bir hatırlama yapıyoruz aslında burada. En az 301 vekil. Peki Kaç vekilin oyuyla soruşturma kararı çıkar dediğinde soruşturma kararı üye tam sayısının 3 bölü 5'i yani en az 360 vekille. Sonunda nereye sevk vardı? Yüce Divan'a sevk. Yüce Divan'a sevk oyu ise 3'te 2 yani en az 400 vekilimin oyunu istiyordu. Dikkat! Yüce Divan'a sevk edilen Cumhurbaşkanı ilişkin ne söylenir? Anayasada yazıyor açık açık. Diyor ki... Yüce Divan'a sevk edilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz arkadaşlar. Hüküm bu. Tamam. Yüce Divan'a sevk edilen Cumhurbaşkanı ilişkin anayasamız ne diyormuş? Seçim kararı alamaz. Yüce Divan yargılaması normal koşullarda 3 ay içinde tamamlanır. Tamamlayamazsa 3 aylık ek bir süre verilir. Bu süreçte ne yapacaktır? Yargılamayı Yüce Divan tamamlayacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Var mı kadar oturmayan bir yer? Stüdyo yiyin anca yiyin sesiniz çıkmasın hiç işte, tamam mı? Peki şimdi tahtamı temizliyorum yine devam edeceğim. Bölmüyorum derse. Üç, iki, bir, Tahtayı temizledim geldiğim Şimdi Cumhurbaşkanlığı makam boşalırsa ne olur ona bakacağız arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ne demektir sizce? Mesela bir, bir durum olabilir arkadaşlar. İstifa ya da ölüm gibi durumlarla makam boşalabilir. Şimdi bak bizde şu yok mu? TBMM seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir artık aynı zaman yapılıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa Cumhurbaşkanı seçimini yapacağım zaman acaba meclis seçimini de yapacak mıyım? Durum ne olacak? Anayasa'm der ki: "Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa 45 gün içinde yeni seçim yapılır." Der. Peki Acaba meclis seçimi ne olacak? Arkadaşlar burada iki durum vardır. Şimdi bana diyor ki önce bir bak sen diyor hangi hallerde seçimlere seçimlere bir yıldan az kalmışsa ne olur? <laughs> seçimlere bir yıldan daha fazla bir vakit varsa ne olur? Seçimlere bir yıl ve daha fazla bir zaman varsa ne olur? Ne olacak şimdi? Hemen bak bir çizelim şurayı. Arkadaşlar bizim baktığımızda Cumhurbaşkanı kaç yıl görev yapıyor dedik biz? 5 yıl. 2023'te seçimi yaptık, doğru mu? Şurası 2023, şurası 2024, 2025, 2026 hayat akacak işte böyle. 2027 ve 2028. 8'i de yapamadım ya. 2028. Peki buraya geldim yine aynı şekilde. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Niye buraya kadar çıktım? Çünkü seçimler kaç yılda bir yapılıyor? 5 yılda bir yapılıyor. Seçimlere bir yıldan az bir vakit kaldığında makam boşalırsa ne olur? Hoppa bak şimdi şuraya geldim. Bir yıldan az kalması ne demek? Şurada bir yerde olması. Doğru mu? Arkadaşlar makam seçimlere bir yıldan az kala bir vakit boşaldığı zaman hem TBMM seçimleri yapılır hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Niye? Çünkü diyor ki seçim yapmaya zaten az bir vakit kalmış. Sen ikisini de ne yapacaksın birleştireceksin diyor. Anlaştık mı? Peki seçime bir yıldan daha fazla bir vakit varsa diyelim ki Cumhurbaşkanlığı makamı. 2023'te seçtik. Biz şu an 2024'teyiz değil mi? Hangi aydayız şu anda? Mayıs ayına girdik. Mayıs ayındayız. Burada diyelim ki makam şurada boşaldı. Şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı istifa ya da ölüm sebepleriyle makam boşaldı. Arkadaşlar seçime daha neredeyse bak 1, 2, 3, üç buçuk ya da yakın bir süreç var doğru mu? Bu durumda diyor ki sen burada sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacaksın. Yani TBMM seçimi ne yapılmaz, yapılmaz. Sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır ve burada dikkat. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu görev süresi onun süresinden ne yapmayacaktır? Sayılmayacaktır. Normalde şey var ya bizde bir kimse üst üste iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir diye. Bu yapılan süreyi ne yapmıyorum? Saymıyorum arkadaşlar görev süresinden. Anlaştık mı? Yani şurada bir daha seçilebilir. Bitince bir daha ne yapabilir? Seçilebilir diyoruz. Seçime bir yıldan az bir vakit kalmışsa eğer her ikisi de birlikte yapılıyor. Seçimleri eğer ki bir yıldan daha fazla bir vakit varsa sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve seçilen kişinin görev süresi yapmış olduğu şeyden süreden ne yapmaz sayılmaz. Peki acaba Cumhurbaşkanı'na vekalet dediğinde karşıma benim ne çıkacak? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir dedi. Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisi Cumhurbaşkanı yardımcılarına aittir. Kural bu. Soru direkt sorsa bana. 82 Anayasasına göre Cumhurbaşkanına vekalet eden kimdir? Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Peki ya birden fazla varsa kavga çıkmaz mı? Ben olsam çıkarırım. Yani ben kesin çıkarırım. Burada şöyle bir düzenleme var arkadaşlar. Makam boşalmışsa bak şu hallerde ise istifa ya da ölüm gibi hallerle Makam boşalmışsa eğer diyor ki en yaşlı olan Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder. Ama Cumhurbaşkanı yurt dışı seyahate giderse yurt dışından dönene kadar hastalanırsa Cumhurbaşkanı iyileşene kadar ve birden fazla yardımcısı varsa Cumhurbaşkanının kendi belirlediği Cumhurbaşkanı yardımcısı ona ne yapacaktır? Vekalet edecektir diyoruz. Peki, Cumhurbaşkanı yardımcısı demişken hemen şuraya Cumhurbaşkanı yardımcıları başlığında açalım birazcık ondan söz edelim. Hatta yan yana ilerleyelim. Birazcık bakan ve bakanlık yapılarından da söz edelim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bizim anayasamız 2017 düzenlemesiyle Cumhurbaşkanı yardımcılığı sıfatını oluşturdu mu? Oluşturdu. Peki dikkat. İkisi için de geçerli bak bu söyledim. Dedi ki Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olmak için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak gerekir. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan kaç yaşında doldursa yeter o zaman? 18'i doldursa yeter. Atamalarını yapan ve görevlerine son veren kimdir yine arkadaşlar? Cumhurbaşkanı. Peki bu ikisi de kime karşı sorumludurlar? Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların da vekil olmamasına rağmen neleri vardır? Yasama dokunulmazlığına sahiptirler. Bir milletvekili cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa ya da bakan olarak atanırsa milletvekili sıfatı kendiliğinden ne yapar? Sona erer arkadaşlar. Peki Burada bakanlıklara baktığımda şimdi dikkat edin bir bakanlığın kurulması, kaldırılması, teşkilat ve yapısı gibi şeylerden söz ederse bakanlıklar neyle kurulurlar arkadaşlar sizce? Hoppa diyor ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi karşımıza çıkacaktır. Anlaştık mı? Demek ki bakanlıkların kurulması, kaldırılması Cumhurbaşkanlığı ile gerçekleşir diyeceğim. Bakın yürütmede önemli olan bir başlıktır Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bir tanesini öğrendik. Üst kademe yöneticilerin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. 2. Bakanlıkların kurulması kaldırılması yine neyle düzenlenir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi? Yürütme sonuna kadar 4-5 tane şeyden söz edeceğim. Yürütmede bunlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir diyeceğim. Hemen tahtamızı temizliyoruz. Şimdi yürütmenin düzenleyici işlemleri dedik. Sınavda bir kere şöyle bir soru çıktı. 82 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemleri arasında yer almaz? Farklı bir grup sınavında çıkmıştı arkadaşlar. Yürütmenin işlemi dediğimde şu anda bunları görüyoruz. Bak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler 2017'den önce neler vardı bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat edin. Kanun hükmünde kararnameler ve tüzükler 2017 anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştır. Hala bana sosyal medyadan soru geliyor. Dikkat. 2017'de tüzükler ve kanun hükmünde kararnameler ne yaptı? Kaldırıldı. Atsız düzenleyici işlemler vardı. Normlar hiyerarşisinde en altta hatırlıyor musunuz? Yönetmelikten sonra geliyordu. Atsız düzenleyici işlemler, genelge, sirküler, tamim, tebliğ gibi şeyler. Onlar da yürütmenin düzenleyici işlemidir arkadaşlar. Şöyle bir soru sorsam. Hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden birisi değildir dedim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun, genelge, tebliğ nedir cevap? Kanun çünkü kanun kimin işi? Yasamanın işlemidir. Kanun yürütme işlemi değildir. Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başlayalım ama öncesinde hemen şurada bir normlar hiyerarşisi hatırlaması yapmak istiyorum ben. Hemen piramidimi çizeceğim. Siyahla çizmeye de korkuyorum. Tahtayı rezil ediyor ya. En üst norm kimdi? Anayasa. Anayasadan sonra ikinci basamakta ne vardı arkadaşlar? Kanunlar ve kanunlara eş kaynak olan Cumhurbaşkanlığı. Kanunla eş kaynak olan olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Bir de ne vardı? Milletler arası anlaşmalar. Ama temel hak ve hürriyetler ilişkin milletler arası anlaşmalar kanunun üstündeydi. Birinci bölümde işlemiştik onu zaten. Sonra normal olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ve altta da ne geliyor? Yönetmelik sonra genelge falan diye atsız düzenleyici işlemlerle ne yapıyordu? Devam ediyordu, ediyordu. yazılı kaynaklara ait hiyerarşi. Hans Kelsen'in normları hiyerarşisi piramidi bu. Arkadaşlar en üstteki diğerlerine göre daha genel, daha bağlayıcı, daha soyutu. Bak alttaki hep üsttekinin açıklamasını yapıp sınırlarını çizerek ilerler. Olar üstü ha Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi normal da iki tane var. O hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesine baktığınızda kanuna eş kaynak mı? Evet ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunun neresinde? Bir tık altında bunu bilerek işleyeceğiz şimdi dersimize. Normal olan cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle neler yapılabilir? Bizim temel hak ve hürriyetler konumuzda demiştim ki üç hak vardı kişi, sosyal, siyasi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sosyal ve ekonomik haklar ne yapılabilir? Sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilirken neye dokunamıyordu arkadaşlar? Kişi haklarına dokunamıyordu. Siyasi hakları da yine ne yapamıyordu? Düzenleyemiyordu. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle temel hak ve hürriyetlerin tamamı yani kişi hakkı, sosyal hak, siyasi hak ne yapılabiliyordu? Düzenlenebiliyordu. Ne hariç? Çekirdek haklar hariç. Çekirdek yazacağım yazamadım. Sert çekirdek haklar ya da çekirdek haklar dediğimiz haklar hariç düzenleme ne yapılıyordu? Yapılabiliyordu. Çekirdek haklar hariç. Çekirdek mi, mi? çekirdek mi? Çekirdek. Ben çekirdek diyorum bilmiyorum. Geçen Instagram'da ne gördüm biliyor musunuz? Şeyde sosyal medyada. Şu beyaz çekirdek var ya biz eskiden hep onu çitliyorduk baktığınızda. Ama şu anda herkes bu siyah kapkara çekirdekler var ya ona döndü. Hakikaten artık normal çekirdek yok gibi. Aa dedim biz de böyle yaptık. Çekirdek de çok fena bir şey. Bulaştı mı bırakamıyorsun. Ben de bir başlayayım yemin ederim makinalı gibi. Pembeyi görün. Dizi vardı ya Cennet Mahallesi'ndeki pembe. Pembeyi görün beni görün yani. <laughs> <laughs> çekirdek güzel bir şey. Akşam Zekil çitleyelim mi? Çekirdek zeytinde olur diyorsun. Yok, bu normal çekirdek. Ben çe çekirdekçi. Ben çekirdek demek istiyorum. Hocam. Çekirdek. Siz İzmirlisiniz, tamam. Şu anda o sulardaysak. Şimdi dikkat. Bak, hiyerarşide ne diyor? Kanun, cumhurbaşkanının kararnamesinin bir tık üstünde. O zaman arkadaşlar şöyle söyleyin. Anayasada yalnızca münhasıran kanunla çıkarılacak konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanun hükümleriyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerinin çatışması durumunda kanunun söylediği olur. Çünkü hiyerarşide onun neresinde? Üzerinde. Anlaştık mı? Yürütmeye yetkisine ilişkin konularda çıkarılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yargısal denetimini yapan kimdi peki? yargısal denetimini yapan anayasa mahkemesidir. Ve yürürlük tarihi belirtilmeyen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de yine resmi gazetede yayımlandıkları gün yürüle girerler. O hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Bak şimdi Cumhurbaşkanı çıkardı tamam. Burada ne dedim? Cumhurbaşkanı çıkardı yayımlandı ve yürürlüğe girdi bitti. Bir yere sunacak falan demedim. Cumhurbaşkanı çıkarır ve ne yapar? Resmi gazetede yayımlanır arkadaşlar. Dikkat! Bu farklı bak diğerinde yoktu bu. Cumhurbaşkanı tarafından çıkarıp resmi gazetede yayımlanır. Resmi gazetede yayımlandığı gün TBMM onayına sunulur. TBMM onayına sunulur. Meclis 3 ay içinde görüşüp karara bağlar. Savaş ve mücbir sebepler hariç eğer meclis olayına sunulmaması durumunda kendiliğinden yürürlükten kalkar. O hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ve Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez. Dikkat! Anayasa Mahkemesi tarafından ne yapılamaz diyoruz? Denetlenemez. Bir diğer düzenleyici işlemimiz ise yönetmeliktir. Kimler yönetmelik çıkarabilir? Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı ki 2017 düzenlemesiyle Cumhurbaşkanı'na yönetmelik çıkarma yetkisi tanınmıştır. Eskiden yoktu. Bakanlıklar... O zaman Sağlık Bakanlığı, Milli Bakanlığı gibi bakanlıklarımız çıkarabilir. Ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarabilirler arkadaşlar. Kamu tüzel kişilerin. Kamu tüzel kişileri bizim idare hukuku konumuz. Orada detaylı verirken yönetmeliğe atıfta bulunacağım zaten. Mesela belediye, il özel idaresi, köy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, üniversite, barolar, odalar, birlikler yani kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi yapılar yönetmelik çıkarabilir. Ama bak Ankara Üniversitesi'nin kamu tüzel kişiliği var, yönetmelik çıkarabilir ama Ankara Üniversitesi eğitim fakültesi çıkaramaz, hukuk fakültesi çıkaramaz fakültelerin tüzel kişilikleri olmadığı için yönetmelikte ne yapamıyorlar? Çıkaramıyorlar tamam. Çay içiyoruz hep birlikte. Siz içmeyin siz yiyorsun. Ben beni Z öğrencilerime söyledim tamam mı? Şimdi geliyorum. Arkadaşlar yönetmelik en sık kullanılan düzenleyici işlemlerden bir tanesi olduğu için hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanacağı kanunla belirlenir. Tüm ülkeyi ilgilendiren yönetmelikler Yargısal denetim açısından Danıştay tarafından bakılırken belirli bir kesimi ilgilendiren yönetmeliklerin yargısal denetimini ise idare mahkemesi yapar. O zaman kimler çıkarabilir derse Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri. Böyle sorarsa kolay herkes yapıyor da. Ee, ama işte anayasaya göre hangisi yönetmelik çıkaramaz. Bütün şıklar kamu tüzel kişisi olunca azıcık orada afallıyoruz. Onu da idare hukukunda tamamlayacağız zaten. Bakın eskiden soru direkt şöyle çıkıyordu. 82 Anayasası'na göre hangisi yönetmelik çıkarır? Şimdi şöyle soruyor arkadaşlar. Bak nokta 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 kanununu kim çıkarmıştır? Nokta nokta noktayı koyuyor. Bir kere sınavda ne çıktı biliyor musunuz? O zaman daha tüzükler kaldırılmamıştı. Tütün ve tükün... Tü... Söylerim. <laughs> tütün ve tütün... Tük... Aa söyleyemedim tütünü. Tütün, tütünden uzak durun. Tütün ve tütün tekeline dair tüzüğü. Yargı dedi kim yapar diye sordu. Bak. Millet tütün kurumu işaretledi. Bir sürü tütünü görünce orada. Tütünü görünce bu ne oluyor tekerleme gibi? Tütünü tütünü, tütünü tütünden uzak duruyorsunuz. Başına bir şey koyduğunda bu sizi ilgilendirmesin. Ne soruyorsanız bilmem nenin kanunu, bilmem ne yönetmeliği, bilmem ne bilmem ne falan. Boş ver. Sen buraya bakacaksın kanunu kim çıkarır diye sana sormuş. Ya da nokta 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 kanununun yargısal denetimini kim yapar? Anayasa Mahkemesi aynı. Nokta 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 yönetmeliği hangisi tarafından çıkarılmış olabilir derse bunlara lütfen dikkat ediyorsunuz diyorum. Anlaştık mı? Evet. Evet anlaştıysak tahtı. Vallahi bu siyah kalem de yani insanın içine oturmuş yara gibi çıkmıyor. Değil mi? Yaralar. Cem sesin güzelse söyle bak. <laughs> Ama desem. Keşke sesim güzel olsaydı. Vallahi her ders bir tane şarkı söylerdim. Gerçekten. Ben mi? Aşk olsun. işkence mi? Cem'e mi dedin, Ay, bana mı? Dedi? Yani Sümeyra. Sizden Niye? Ben şeyi çok seviyorum. Ayaz ilk doğduğunda böyle ninni falan söylüyoruz ya. Evet. Ay çocuğa bakın ninni söylüyorum ağlıyorum. Ninni söylüyorum ağlıyorum. Bir gün eşim gördü dedi ki ne oldu dedim. vallahi ninni söyleyince dayanamıyorum ben ağlıyorum dedim. Aslında orada çocukla alakalı hani insan böyle Allah'ım bu benim mi falan diye inanamıyorsunuz ya böyle. Çok şükür Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir şey ağlıyorum ama çok dokunaklı ninni söylüyorum ben öyle. vallahi ninni söylüyorum. E, üniversiteye başladı mı? Yok canım abartma başlamadı. Ayaz daha başlamadı siz bu sene atanıyorsunuz tamam mı? Şimdi geliyorum milli savunma ve milli güvenlik diyeceğiz arkadaşlar. Milli güvenlik yapısından bahsedeceğiz. Öncelikle diyelim ki bir bizim Milli Güvenlik Kurulu adında bir yapımız var. 1961 Anayasası ile kurulmuştu. Milli Güvenlik Kurulu yani MGK. Ne zaman çıkmış karşıma? 1961 Anayasası ile. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından meclise karşı kim sorumluydu? Cumhurbaşkanı. Milli güvenlik siyasetinin tayinine ilişkin çalışmaları yapan da Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz bir yapı var. Normal koşullarda iki ayda bir toplanır ancak toplanması gerekirse önceden de toplanabilir arkadaşlar. MGK'nın kararları bağlayıcı değil tavsiye niteliği taşıyan kararlardır. Peki sınav burada en çok şunu sorgular. MGK üyeleri kimlerdir? Hemen şimdi MGK'nın üyeleri arasında kimler vardır onlardan söz edelim. Önce bakalım kim diyorum? Bak Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardır. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları. Dört tane de bakan var burada. Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri, Dışişleri Bakanları. Bir arada şey vardı değil mi? İçişleri, dışişleri bırak kızım bu işleri. Şu an o geldi aklıma. İçişleri Bakanı. Siz bilmiyor musunuz bunları? Siz de prensessiniz herhalde. Bir şey bilmiyorsunuz. Bilmiyor muydu? Hayır İç acaba. işleri, dış işleri. bırak kızım bu işleri. Başka kim var? Genelkurmay Başkanı. Kara, Hava, Deniz, Kuvvet Komutanları. Kara, Hava, Deniz, Kuvvet Komutanları bizim MGK üyelerimizdir. Peki, Peki. Bek. <laughs> 2017 düzenlemesiyle Jandarma Genel Komutanı MGK üyeler arasından çıkarılmıştır arkadaşlar. Birlikte sayalım haydi. Kim üyeler? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz, Kuvvet Komutanları. Klasik fix, fix kalıptır. Hangisi MGK üyesi değildir derse bu çıktı söyledim jandarma genel komutanı. Arkadaşlar dikkat MGK genel sekreteri deyince bayağı bir üyesi gibi falan duruyor değil mi? Ama MGK genel sekreteri kurulun üyesi değildir. Kesinlikle koyarlar şıklara. MGK genel sekreteri kurulun üyesi değildir arkadaşlar. Peki biraz... MGK Genel Sekreteri demişken MGK Genel Sekreterinden bahsedelim. MGK Genel Sekreterliği nereye bağlıdır derse Cumhurbaşkanlığına bağlı görevini yürütüyor. MGK Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Peki MGK Genel Sekreterliğinin düzenlenmesine ilişkin ne dersiniz? Bunu bize sen söylüyorsun Pikachu seni seçtim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neyi düzenliyormuş bu MGK Genel Sekreterliği dediğim yapı? MGK Genel Sekreterliği'nin teşkilat ve görevleri neyse ben söyleyeyim hadi, değişiklik olsun. Sen de bak. <laughs> MGK Genel Sekreterliği'nin teşkilat ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Bulabildin mi? <laughs> Neymiş? Bir de söyle bakayım duyayım senden. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Ne düzenlenirmiş Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle? Teşkilat ve görevleri. Teşkilat ve görevleri. Dikkat bak bir tane daha verdim. Ne dedik biz başında? Cumhurbaşkanlığı kararnamesine neleri kurmuştuk biz arkadaşlar? Üst kademe yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması demiştik. MGK Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevleri, devlet denetleme kurumunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri neyle düzenleniyormuş demek ki? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Değilmişken şunu da söyleyelim. Kamu tüzel kişiliği de kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulabilir diyorum. Peki. Sınav sorusu yine daha önceki yıllarda MGK hangisi başkanlığında toplanır diye sordu. Arkadaşlar MGK kimin başkanlığında toplanır? Tabii ki Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanının katılamadığı toplantılara ise Cumhurbaşkanı yardımcıları yardımcısı başkanlık eder. Tamam? Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Katılamazsa Cumhurbaşkanı yardımcıları başkanlık eder. Peki, MGK'da gündemi kim belirler? Toplantı gündemini kim belirliyor? Gündemi belirleyense yine ilgililerin görüşü alınarak Cumhurbaşkanı tarafından MGK'nın gündemi ne yapacaktır? Belirlenecektir diyoruz. Bu yapının içinde birazcık şeyden bahsedeceğim şimdi. İşte bu genel kurmay başkanı nedir? Kuvvet komutanlıkları falan nereye bağlıdır gibi şeylerden söz edeceğim. Arkadaşlar önemli olduğun için bir kez daha söylüyorum bakın. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından Cumhurbaşkanı kime karşı sorumludur? TBMM'ye karşı sorumludur. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı? TBMM'ye karşı Cumhurbaşkanı sorumlu. Peki bu yapının içinde diyelim ki bizde biliyorsunuz bir sıfat var. Güvenlikten falan bahsetmişken. Başkomutanlık ve genel kurmay başkanlığı yapısından bahsedelim biraz. Arkadaşlar anayasam der ki Başkomutanlık meclisin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Şimdi kim temsil eder diye sorsa Cumhurbaşkanı. Savaşta bu yetkiyi kim kullanır dese Genelkurmay Başkanı. Herkes yapıyor bunu. Ama şuraya atlıyoruz dikkat edin. Nerenin manevi varlığıyla bir bütün? Meclisin manevi varlığından ayrılamaz ve bu yetki sembolik olarak kim tarafından temsil olur? Başkomutanlık sıfatı kimdedir? Başkomutanlık sıfatı... Cumhurbaşkanı'ndadır. Ama savaş durumunda Cumhurbaşkanı namına bu yetkiyi kim kullanır? Genel Kurmay Başkanı. Peki şeyi hatırlıyor musunuz? Genel Kurmay Başkanı'nı atayan kimdi? Cumhurbaşkanı atardı arkadaşlar. Peki Genel Kurmay Başkanlığı artı kuvvet komutanlıklarımız vardı ya bizim. Kara, hava, deniz, kuvvet komutanlıkları. Nereye bağlı çalışırlar derse cevabım ne olacak benim? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak görevlerini sürdürürler. Peki bunu vermişken şeye de girelim. Acaba e, Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlı çalışır? Burada ne dersiniz? Hatta bunu vermişken şunu da söyleyelim. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı desem ne dersiniz? Yok o Milli Savunma Bakanlığı değil. İç İşleri Bakanlığı'na bağlı çalışırlar. İç İşleri Bakanlığı. Anlaştık mı? Peki. Hiçbir şey, Hiçbir şey neyse öğrendiniz, kültürlendiniz bugün. Hemen burada arkadaşlar olağanüstü halden de söz edeceğiz. Biliyorsunuz ki bizde olağanüstü hal diye bir durum var. 2017 düzenlemesiyle birlikte neyi kaldırdık biz? Sıkı yönetimi kaldırdık. Mesela savaş eskiden sıkı yönetim sebebiyle 2017 ile sıkı yönetim gibi bir şey kalmadı. Artık bütün sebepler olağanüstü hal olarak sayılıyor. Nedir olağanüstü hal sebepleri? Mesela bir saniye şunu bir kapatayım. Telefon, telefonu çağla. Tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik kriz, kamu düzeninin bozulması, şiddet olaylarının baş göstermesi, cumhuriyet yönelik eylemli kalkışmalar, seferberlik, savaş gibi durumlarda arkadaşlar yaşanması halinde olağanüstü hal ilan edilebilir. Peki Allah korusun belli bir bölgede olağanüstü hal ilan yani doğal afet yaşandı belli bir bölgede. Sadece o bölgede edilir, bütün ülkede edilmeye gerek var mı? Hayır. Bütün ülkede de edebilir, etme edebilir. Ya da tehlikeli bir salgın hastalık çıktı. Ülkesel olabilir mi? Evet. Demek ki ülkesel ya da bölgesel ilan edilebilir. En fazla dikkat, en çok 6 aylığına ilan edilir. En çok ne demek? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir değil mi? Evet. Arkadaşlar ülkede ilan edilenlere takılmayın. Bak 15 Temmuz'da biliyorsunuz ki ilan edilmişti 3 ay e, 3 ay e, 3 ay. E. Gittiler millet hep 3 ay e işaretledi. 2 sene sonra sınavda çıktı. O hal en çok kaç aylığına ilan edilir dedi. En fazla 6 aylığına Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir. Sebep devam ediyorsa eğer en fazla yine 4 aylığına TBMM kararıyla ne yapılabilir? Uzatılabilir. Meclisin görevi ve yetkilerinde olağanüstü hal kararını ertelemek, onaylamak ve kaldırmak söylemiştik hatırlıyor musunuz? Meclis kararıyla 4 ay daha uzatılabilir. Hala devam ediyorsa 4, hala 4. 4. 4, 4, 4 uzatılabilir. Peki bu durum ama olağanüstü hal sebebi savaşsa bu 4 aylık süre sınırını ne yapmıyorlar burada? Aramıyorlar arkadaşlar savaş var 4 ay gibi bir sınır ne yapmıyor? Koymuyor. Hatırlayalım mı? Meclisin olağanüstü hal kararını... Ertelemesi ya da onaylaması sizce parlamento kararı şeklinde yaptığı bir işlem miydi yoksa kanun muydu? Ne diyorsunuz? Bence parlamento kararıydı diyorum. Anlaştık mı? Evet böylelikle yürütmeyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi sizlerden şunu istiyorum yorumlara yazın bakacağım. Ee, önemli bizim için biz neler saydık cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılır diye dört şey saydım önemli olan. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan derste saydığım dört düzenlemeyi yazıyorsunuz. Bir, iki, bir soru daha geliyor. <laughs> Bütçe kanun tekliflerini hazırlayan kimdir? Genel Kurmay Başkanı'nı atayan kimdir? Bunların cevaplarını bekliyorum arkadaşlar. Yargıda görüşmek üzere, hoşçakalın.